Adalet Ağoğlu 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara'da Nallıhan'da doğmuştur. Babası Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. İlkokulu Nallıhan'da okuduktan sonra 1938 yılında Ankara'ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 50 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 46 yılında Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yayınlayarak yazarlığa başladı. 48-50 yılları arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayınlandı. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. 51-70 yılları arasında burada ve kuruluşlarından sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Kurumun özelliğine el koyulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığından istifa etti, 70'ten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. 53 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini arttırmak üzere Paris'e gitti. 53 yılında bir piyes yazalım tiyatro oyunu 1953'te Ankara'da sahnelendi. İlk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı romanlarla 60'lı ve 70'li yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. Adalet Ağoğlu 1986 yılında İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak Temmuz 2005'te İnsan Hakları Derneği'nin tek yanlı ırkçı milliyetçi bir tutum takımını belirterek PKK yanlısı politika izliyorlar diyerek istifa etti. 83 yılından beri İstanbul'da yaşayan Adalet Ağoğlu 96 yılında ciddi bir trafik kazası geçirdi ve 2 yıl hastanede kaldı. Ağoğlu 1954 yılında mühendis Halim Ağoğlu ile evlendi.